Merhaba değerli arkadaşlar. Beyin takımlı yayınlarının fen bilimleri denemesinin çözümünü yapacağız şimdi. Haydi başlayalım. Birinci soru, buna göre düzeneklerdeki kuvvet kazançları arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Ne yapıyorduk? Palangalarda ip üstten çekiliyorsa direkt yükü makara sayısına bölüyordum. Kaç makara var? 2. Yüklere kutsal sayı 60'ı verdik hemen. İki tane makara varsa ip üstten çekiliyorsa direkt makara sayısına böl. 60 bölü 2'den kuvvet 30 Newton çıkar. Yani kaç kat kuvvet kazancı var? 2 kat kuvvet kazancı. Devam ettim. İp alttan çekiliyorsa ne yapacaktık? 60'ı yani yükü makara sayısı artı 1'e bölecektik. Makara sayısı 1, 2, bir de kafamdan 1'e ekliyorum artı 1. 3'e bölüyorum. Bölersem kuvvet 20 Newton çıkar. Kaç kat kuvvet kazancı var? 3 kat. Devam ettim. Makara sayısını sayıyorum. 1, 2, 3. Alttan çekiliyorsa artı 1 ekliyorum. 60'ı kaça böleceğim? 3'e değil de 4'e. Bölersem 15 Newton 4 kat kuvvetten kazanç vardır. Kuvvet kazançlarını sormuş. En fazla 3'te 4 kat. Sonra 2'de 3 kat. Sonra 1'de 2 kat olur. 4, 3, 2 kat dersek cevap C seçeneği olmalıdır. Devam edelim. Diğer sorudayız. Bir eğik düzlem sorusu. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? X ve Y açıları ile ilgili eğim açıları ile ilgili yorum yapmamızı istemiş. Buna göre diyor, X büyüktür Y ise. Bu ne demek? Şu açı daha büyük olacak. Y açısı daha küçük. Y açısını küçültmek için ne yapabilirim ben? Eğimi giderek azaltabilirim, değil mi? Ne kadar azaltırsam eğimi, Y açısı o kadar küçük olur. Azalttım şu anda. Birinci düzenekteki yoldan kayıp daha fazla olur. Yanlış. Y açısı küçük olursa, eğim az olursa o zaman kuvvetten yoldan daha fazla kayıp olur. Yol uzun olur. Bir direk yanlıştır. Gitti. Devam edelim. Diğer seçenekleri de açıklayalım ki aklımızda soru işareti kalmasın. F1, F2 ise 1, 2'den büyük ise x açısı y açısından büyüktür. Doğru. Biz y açısını küçültürsek eğimi küçültmüş oluruz. Eğim az olursa uygulanan kuvvet de azdır. Açı azsa kuvvet az. Açı fazlaysa kuvvet fazladır. Doğru. Y eşittir. Y büyüktür x ediyor. Bu kez y'yi büyütelim. Nasıl büyütürüm y'yi? Bak görüyor muyum? Şöyle yaparsam buradaki y açısı büyür. Daha dik bir eğik düzlem olur. Eğimi artırdım. İkinci düzenekteki yokuşun eğimi birinci düzenekteki yokuşun eğiminden daha fazladır. E bak gördün mü? Eğimi artırdım. Daha fazla oldu. Doğru. Burada da giderek eğimi ne yaptım? Azalttım. Çünkü x küçük olacak. X eşittir y ise yani ki zaten şekilde de biraz öyle görünüyor. X'i birbirine eşitse o üçgenler aynı üçgenlerdir. Eğimin aynı olması demek üçgenlerin aynı olması demektir. Dolayısıyla kuvvet kazançları aynı olur. Deniz şıkkı da doğrudur. Yanlış olan şık çok net Adana'dır. Şunu unutmuyorum. Açı büyükse, bak görüyor musun? Şurada açıyı büyük çizdim. O zaman eğim fazladır, diktir. Eğim fazla. Açı küçükse, bak giderek küçültüyorum açıyı. Görüyor muyum? Çizemedim. Şöyle çizeyim. Şurada açı küçük görüyor muyum? Dikkat ettin mi? Yolun eğimi giderek azalıyor. Giderek düzleşiyor. Burada eğim az olur. Bunu unutmayacaksınız. Derste bunu yazdırmıştım. Devam edelim. Diğer sorudayız. 3 numara. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Tamamı su dolu birinci kapta bana açılıp sıvı akışı tamamlanıncaya kadar bekletiliyor. Tamamlanıncaya kadar beklersem ne olur? Dolar. Her iki koldaki sıvı seviyesi de aynı olacak şekilde eşitlenir. Doğru mu? Evet. Son durumda X ve Y noktalarındaki sıvı basınçları eşittir diyor. X'in yüksekliği Y noktasının yüksekliğinden daha fazla. X'teki basınç daha fazladır. Gitti. Son durumda birinci ve ikinci kaptaki sıvı miktarları eşit. Birinci kaptaki sıvı miktarının daha geniş olduğu için miktar olarak daha fazla olduğunu görüyorum. Yanlış. Son durumda 1 ve 2. kaptaki sıvı seviyeleri eşittir. Evet.
Ben musluğu açarsam sıvı seviyeleri eşitleninceye kadar su akışı ikinci kaba akmaya devam eder. Dolayısıyla üçüncü öncül doğrudur. Sıvı seviyeleri eşitlenince su akışı son bulur. Cevap yalnızca 3. Bursa seçeneğidir. 4 numaralı sorudayız. Evet, güzel soru. Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Üst tarafta bilgi vermiş. Dünya dönme ekseninin eğik olması, güneş ışınlarının yıl içerisinde farklı açılarla düşmesine ve gece gündüz sürelerinde farklılık yaşanmasına neden olur. Aşağıda Kahire şehirlerine ait mevsimlerin başlangıç tarihi kabul edilen tarihlerde yapılan ölçümlere ait gece gündüz sürelerini gösteren grafikler verilmiş. Bunlar gece ve gündüz süresi. Yani yazın, kışın, ilkbahar, sonbaharda gece ve gündüz süresi nasıl değişir? Bununla ilgili yorum yapacağız. K şehri kuzeyde ise. Birinci ölçüm 23 Eylül ise. Bak şuraya 23 Eylül yazıyorum. Yazmak zorundasınız. 23 Eylül'den sonra ne gelir? Eylül, Ekim, Kasım, Aralık mı? O zaman şu 21 Aralık'tır. 21 Aralık'a gidersem kuzeyde, Eylül'den Aralık'a gidersem kış mevsimi yaşanır, geceler uzar, gündüzler azalır. Doğru mu? Aralık'tan sonra Mart gelir, gündüzler uzar, sonra yaza gideriz. Öyleyse bu doğrudur. Birinci öncülü böyle yaptım. Gelelim ikinci öncül. L şehri güney yarım kürede ise. Dördüncü ölçüm 21 Aralık'tır. Yazalım buna 21 Aralık. Aralık'tan önce ne gelecek? 23 Eylül. Geriye doğru gidiyorum. Eylül'den önce 21 Haziran. 21 Aralık'ta ne yaşanır güneyde? Kuzeyde kış, güneyde yaz. Burada yaz yaşanır. Yazın gece süresi nedir? Tabii ki azdır. Doğru. Bunu da bulduk mu? Devam ettim. Sildim burayı. Tekrar devam ediyoruz. K şehri güney yarım kürede ise bu kez bu güneyde şu. Üçüncü ölçüm 23 Eylül yaz diyor. Yazalım. Eylül'den sonra Aralık mı gelecek? 21 Aralık. Doğru. X'ini yazsam yeterli. Acaba gündüz süresi artar mı? Güneyde biz Eylül'den Aralık'a giderken Aralık'ta güneyde yaz mı yaşanıyor? Çok net. Güneyde olursa Aralık'ta yaz yaşanır. Burada ilkbahardır. İlkbahardan yaza doğru gündüz süresi artar. Doğru. Son olarak L şehri kuzeyde ise. Şimdi şunun kuzeyde olduğunu düşün diyor. Düşünelim. İkinci ölçüm 21 Haziran'dır diyor. Yazdık. Haziran'dan sonra biliyorsunuz ki 23 Eylül gelir. Sonra 21 Aralık gelir. Peki kuzeyde yazın 21 Haziran'da ne yaşanır? Yaz. Yazın gece süresi uzun mudur Allah aşkına? Tabii ki hayır. Öyleyse denizi seçeneği çok net yanlıştır. Soruyu biraz tek tek alta yazmak gerekiyor. 5 numaralı soru. Ona göre bu çaprazlamalarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? Bezelyelerde uzun boy geni kısa boy genine baskındır. İki ayrı şekilde uzun boylu bezelyeler kendi aralarında tozlaştırılmış. Uzun boylu bezelyeler. Elde edilen genotip ve fenotip oranları aşağıda gösterilmiş. Dikkat edersem genotip %25, %50, %25, %75'e uzun, %25 kısaysa melezleri çaprazlamışız demektir. Diğerine bakıyorum. Diğerinde hem fenotip hem genotip oranı aynı. Genotipin de aynı olması demek nedir biliyor musunuz? Hepsi uzun olmuşsa o zaman biz saf baskınları çaprazlamışız demektir. Buna göre bir, A şıkkı. Birinci tozlaştırmada kullanılan uzun boylu ata bezelyelerin biri saftır, diğeri melez. Yanlış. İkisi de melez. Bursa. B. Birinci tozlaştırmada elde edilen uzun boylu bezelyeler, yani şunlar, kısa boylu bezelyeler rastgele çaprazlandığında, şunları çaprazladığımızda kesinlikle kısa boylu bezelyeler oluşur. Yanlış. Çünkü bu uzunun içinde ne var? Büyük A, büyük A, saf da var. Saf baskın olursa kısa boylu oluşmayabilir. C. İkinci tozlaştırmada ata bezelyeler ve elde edilen yavru bezelyeler, yani şunlar ve şunlar, tamamı aynı genotip ve fenotipe sahiptir. Doğru. Büyük A büyük A'ları çaprazlarsak hepsi büyük A büyük A olur.
Öyleyse cevap Ceyhan'dır. Her iki durumda da çekinik karakter kendi özelliğini ortaya çıkaramamıştır. E bak burada kısmı oluşmuş. Çekinik karakter kendisini ortaya çıkarmış birincisinde. Öyleyse bu da hatalıdır. Cevap C seçeneği olmalıdır. 6 numara. Katı cisimler ağırlıkları nedeniyle bulundukları yüzeye bir kuvvet uygulayarak bir basınç oluştururlar. Katılarda basınç cismin ağırlığı ile doğru yere temas eden yüzey alanı ile ters orantılıdır. İş makinelerinden sorumlu olan Ömer, Yusuf ve Hasan isimli operatörler aynı zeminde ve özdeş iş makineleri kullanmakta. Yalnız görüyoruz ki bazı lastikler daha kalınken bazıları daha ince. Operatörler iş makinelerinde farklı sayıda ve farklı ebatlarda lastik kullanmaktadır. Tabloda bir göstermiş kimlerin hangi lastikleri ve kaçar tane kullandığını. Buna göre iş makinelerinde zemine batma miktarlarını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Ne yapacağız? İş makineleri özdeş miymiş? Evet, ağırlıkları özdeş. O zaman biz yüzey alanına bakacağız. 8 tane 40 santim varmış. Ne yaparım? Çarparım, toplam yüzey alanını bulurum. 8 kere 4, 32, 120 santimetrekare. Devam ediyorum. 12 ile kaçı çarpacağım? 120'yi çarparsam 240 santim toplam alan. Burada kaç lastik? Sanırım burada 3 lastik görünüyor. 6 lastik pardon. 6 kere 30, 180 yapar. 180 santim. E buna göre hangisi daha yüzey alanı daha az olur? 180, Hasan'ınki. Hangisinin daha geniş olur? 320 Ömer'inki. Öyleyse Ömer çok az batarken Hasan'ın yüzey alanı daha az olduğu için, sivri olduğu için daha çok batar. Öyleyse cevap Denizli seçeneği olmalıdır. Devam ettik. Buna göre bu deneylere bakılarak hangilerine ulaşılabilir? Hangileri yanlıştır demiyor. Ne yapmışız? Hasan 2, Salak Osman 4 dökmüşüz. Yani bu bir asit. Bu baz. Doğru mu? Sirke, asit. Bir de mermerin üzerine dökmüş. Okuyalım. 2 adet kaba eşit miktarda metal parçaları konuluyor. Birine sülfürik asit, diğerine sodyum hidroksit eklenip bir süre beklendikten sonra sülfürik asit eklenen kapı sınıyor ve gaz çıkışı gözleniyor. Kimyasal tepkime var. Mermer parçasının üzerine sirke damlatılıyor. Bir süre beklendikten sonra mermerde aşınmalar olduğu gözlemleniyor. 1. Asitler metallerle tepkimeye girdikleri için metal kaplarda saklanmamalıdır. Net. Değil mi? Metali aşındırmış. 2. Asitler mermeri aşındırdığı için ki şurada görüyoruz. Mermerden yapılan mutfak tezgahlarına sirke ve limon gibi maddeler konulmamalıdır. Çok doğru. 3. Bazlar camı ve porseleni aşındırdıkları için plastik kaplarda saklanmalıdır. Bu bilgi doğru ama üst tarafta ben cam ya da porseleni aşındırıp aşındırmadığını gözlemleyemiyorum. O zaman biz bu deneylerden sonuca ulaşamayız. Cevap 1-2 Bolu seçeneğidir. Gelelim bu kaldıraç sorusuna. Kolay bir soru. Ecem'in hazırladığı düzeneklere göre aşağıdaki açıklamalardan hangisine ulaşılamaz? Ecem 20 Newton'luk X yükünü dengelemek için destek noktası ayarlanabilir. Aşağıdaki kaldıraç düzeneklerini hazırlamakta. Hepsine 20 yazdık mı? Artık bu işlemi biliyorsunuz. 20 çarpı desteğe olan uzaklık yani yük kolu. Kuvvet çarpı kuvvet koluna eşit olmalı. 1 çarpı 20. E şurası da bir birim. 1 çarpı 20'ye eşit olacak. Devam ediyorum. Yük kolu bir birim. Kuvvet kolu 3 birim. Ha, o zaman F2 çarpı 3, şurası 3, 20 çarpı 1'e eşit olacak. Buradan F2 kaç çıkar? 20 bölü 3 çıkar. Devam ediyorum. Kuvvet kolu kaç birim? Gördüğünüz gibi 1. Yük kolu kaç birim? 3 birim. 20 çarpı kaç diyeceğim? 3 eşittir. F3 çarpı 1. Buradan F3. 60 çıkar. Bulursanız artık bu iş çok kolay olur. 1 ve 2. düzenekler kuvvetten kazanç sağlarken
Birde kuvvetten kazanç ya da kayıp yok. Çünkü kuvvet yüke eşittir. Öyleyse tak gitti Adana'ya yanlış. Bursa, ikinci düzenekte temsil edilen kaldıraç çeşidine el arabası örnek verilebilir. Çünkü ikinci düzenekte ne ortadadır? Yük ortada. Yük ortadaysa el arabasında da yük ortadadır. Doğru, örnek verilebilir. C. Üçüncü düzenekte X yükünü dengeleyen kuvvet 20 Newton'dan büyüktür. Görüyorum bulduk 60 Newton büyük. D. Birinci düzenek kuvvetin yönünü değiştirirken ben kuvveti aşağı doğru uygularsam yük yukarı doğru çıkar. Doğru. İkinci ve üçüncü düzenekler kuvvetin yönünü değiştirmez. Ben bunu yukarı uygularsam yük de yukarı kalkar. Kuvveti yukarı uygularsam yük de yukarı doğru kalkar. Dolayısıyla kuvvetlerin yönleri aynıdır. Tek taraflı kaldıraçlar kuvvetin yönünü değiştirmez, doğrudur. Yanlış olan şık çok net Adana'dır. Devam ettik. Bir ne sorusu? Rüzgar sorusu. Dedik ki rüzgarlar daima soğuktan sıcağa doğru eser, değil mi? Tek mum varsa buna az sıcak diyebiliriz ya da az ya da soğuk. İki mum varsa bir tık daha sıcak. Üç mum varsa daha da sıcak, değil mi? En sıcak. Demek ki rüzgar ne tarafa doğru esecek? Birden üç muma doğru ya da birden iki muma doğru esecektir. Çünkü rüzgar daima soğuktan sıcağa doğrudur. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu sistemde gözlemlenen olaylardan biri olamaz? Bir süre sonra birinci strafor köpük K noktasındaki mumların evet sol tarafa doğru rüzgar esileceği için bu tarafa doğru düşer. İkinci strafor köpük M noktasındaki mumların üzerine düşecektir. Çok net. Doğru. K ile L bölgeleri arasında oluşacak rüzgarın şiddeti L ile M bölgeleri arasında oluşacak rüzgarın şiddetinden daha azdır. Doğru. Bunların arasındaki fark soğuk ve en sıcak arasındaki farka göre daha azdır. Net. M bölgesinde yüksek basınç, L bölgesinde alçak basınç alanı görülür. Soğuk olan taraf yüksek basınç sıcak olan taraf alçak basınç alanıydı, değil mi? Hatta bu da daha da alçak basınç alanıdır. Daha alçak basınç alanı. Dolayısıyla M'ye yüksek basınç derse hatalı olur. Cevap C seçeneğidir. K bölgesinde yükseltici hava, yani hava yukarıya doğru hareket eder, yükselir. D bölgesi soğuk olduğu için alçalıcı hava hareketi gerçekleşir diyebiliriz. Cevap Ceyhan seçeneğidir dedik. 10 numara. Verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Özdeş ısıtıcılar ile eşit süre ısıtılan KLM sıvılarına ait ısı sıcaklık grafiği verilmiştir. Beraber bakalım. Ne olmuş? K'yı bak hepsini eşit süre özdeş ısıtıcılarla ısıtmışız. K 10'dan 40'a çıkmış. M 10'dan 50, 20'den 50'ye çıkmış. Yani M'de sıcaklık artışı 30. K'da sıcaklık artışı 10'dan 40'a çıktığı için 30. 30. L'de sıcaklık artışı ise 30'dan 50'ye çıkmış 20'dir, değil mi? Artışlara bakıyoruz. 20, 30 artış, 30 artış, 20 artış olmuş. Şıkları okuyorum. Sıvılar aynı cins ise, L sıvısının kütlesi K ve M sıvılarının kütlelerinden fazladır. Bakın L sıvısında artış daha az olmuşsa kütlesi fazladır o zaman. Doğru. Tik koydum. Sıvıların kütleleri eşit ise K sıvısının öz ısısı L sıvısının öz ısısından büyüktür. Eğer kütleler eşitse L'de daha az artış olduğu için öz ısı daha büyüktür. Öyleyse yanlış. Eşit miktarda ısı verilen sıvılardan ki hepsine bakın görüyorsunuz 3Q verilmiş. Sıcaklık artışı en az L sıvısında görülür. Bakıyorum 3Q'da L 20 derece artmış. Doğru. D başlangıçta KLM sıvılarının son sıcaklıklarının eşit olması için en fazla ısı K sıvısına verilmelidir. K'nın son sıcaklığı kaç? 40'ta.
L ve M'nin son sıcaklığı 50'de. Bunu da 50'ye çıkarmak için daha fazlası vermiş oluruz. İşte 4Q falan. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevap çok net Bursa seçeneğidir. Devam ettik. Diğer sorudayız. Açık hava basıncı soru. Bir gaz basıncı sorusu. Buna göre yapılan bu işlemlerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur? Ne yapılmış peki? Yapılan işlemler şunlar. Şişirilmiş bir balon hava sızdırmaz bir fanusun içine konuluyor. Şekil 2'de fanusun içerisine dışarıdan hava ekleniyor. Hava eklendikçe ne olur? Fanusun içindeki basınç artarak balonu küçültür. İlk duruma göre küçüldüğü gözlemleniyor. Niye? Çünkü buradan hava girdikçe fanusun basıncı artar. Şekil 3'te fanusun içindeki hava vakumlanarak ben bunu çekersem o zaman buradaki basınç azalacağı için balonun içindeki basınç gaz basıncı balonu dışa doğru ittirerek balonun büyümesini sağlar. Hava vakumlanarak ki hava burada çekilmiş, boşaltılıyor ve balonun hacminin ilk duruma göre daha da büyüdüğü gözlemleniyor. Buna göre bir, şekil 1'de balonun içindeki gaz basıncı fanusun içindeki gaz basıncından büyüktür. Yanlış. İkisi de birbirini ne yapmıştır? Dengelemiştir. Gitti. Şekil 2'de balonun hacminin küçülmesinin sebebi fanusun içindeki gaz basıncı ile balonun içindeki gaz basıncının birbirine eşit olmasıdır. Yanlış. 2'de balonun hacminin küçülmesinin sebebi biz içeriye gaz gönderdikçe bu gaz balonun üstündeki basıncı artırır. Fanusun içindeki basıncı artırır ve balonun giderek küçülmesini sağlar. C. Şekil 3'te balonu etki eden gaz basıncı azalırken ben buradaki havayı çekiyorum. Havayı çekersem balonun üstündeki gaz basıncı tabii ki azalır. Balonu etki eden gaz basıncı azalır. Şekil 2'de balonu etki eden gaz basıncı artmıştı. Az önce söylemiştik. Hava tanecikleri balona dışarıdan daha fazla basınç uygular ve balon küçülür. Cevap C seçeneğidir. Eriş durum D seçeneği gerçekten saçma. Eriş durumda da balonun içindeki gaz miktarı eşit olduğundan, 3 durumda da balonun içindeki basınçlar birbirine eşittir, hatalıdır. Cevap C seçeneğidir dedik. 12 numaralı sorudayız. Bir açık hava basıncı sorusu daha. Bir deney hazırlamış bir fen bilimleri öğretmeni. Verilen bilgilere göre diyor hangisi doğrudur? Birisi 100 bir tepsi üzerine yanan bir mum bırakıp üzerine cam bir bardakla kapatmaktadır. Benzerini yapmıştık. Üzeri kapatılan mum söndükten sonra cam bardak yukarı kaldırılıyor. Niye? Çünkü iç basınç azaldı, değil mi? Mum içinde yandıkça oksijeni tüketti. Tepsinin yukarı kaldırılan cam bardak ile birlikte yukarı kalktığı gözlemleniyor. Çünkü iç basınç az. Açık hava basıncı fazla olduğu için tepsiyi ne yapar? Bardağın ağzına yapıştırır. Hangileri doğrudur? Tepsinin cam bardakla birlikte kalkması açık hava basıncının bardak içindeki gaz basıncından küçük olmasından kaynaklanır. Yanlış, tam tersi iç basınç azaldı, gaz basıncı dışarıdaki açık hava basıncı iç basıncı yendi. Burada küçük diyor, gitti. Birinci işlemde mum yakılmasının amacı bardak içindeki gaz basıncını azaltmaktır. Beraber yapmıştık bunu. Oksijen tükenince gaz basıncı azalır. Doğru. 3. Tepsinin bardak ile birlikte yukarı kalkması açık hava basıncının yani şuradaki açık hava basıncının bardak içerisindeki gaz basıncından büyük olmasından kaynaklanır. Doğru. Açık hava basıncı iç basıncı yendiği için tepsiyi bardağın ağzına yapıştırır. Dolayısıyla 2 ve 3 doğrudur. Cevap Denizli seçeneği olmalıdır. 13 numara. Verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisine ulaşılabilir? Saf baskın ve saf çekinik. Dikkat, burası önemli. Genleri sahip iki bitki kümesinin tozlaştırılması sonucu oluşan ilk ürünler melez yönotipe sahip olur. Aşağıda Aydın ve Kemer'de yetişen patlıcanlar kullanılarak melez yönotipe sahip patlıcan üretim aşamaları gösterilmiş. Yani o zaman ne yapılmış? Melez üretiyorsak saf baskın, saf çekini çaprazlıyoruz demektir. İşte burada Aydın siyah patlıcan tohumu çimlenmeye bırakılıyor. Kemer patlıcan tohumu çimlenmeye bırakılıyor. Sonra bunların
Bunlardaki polenler birbiriyle tozlaştırılıyor. Tozlaşma sonucu oluşan meyvelerin tohumları ekilerek melez genotipte sahip patlıcanlar elde ediliyor. Melez elde ediliyorsa saf baskın ve saf çekinik çaprazlamıştır. Melez patlıcanlar homozigot genotipe sahip olan patlıcanların çaprazlanması sonucu oluşur. Yani büyük A büyük A, küçük A küçük A'ların çaprazlanması sonucu melezler oluşur. Doğrudur. Öyleyse cevap A'dan olmalı. B. Aydın patlıcanı ile kemer patlıcanı aynı genotipe sahiptir. Bilemem ki. Aynı genotipe sahip olsa hep aynı genotip oluşur. Melez oluşmaz. Patlıcanlar arası gerçekleşen gen aktarımı demiş. Ne alakası var? Tamamen bir çaprazlama olayıdır. Melez patlıcan oluşumu doğal seçilim sonucu oluşmuştur. Yanlış. Doğanın seçtiği bir şey değildir. Dolayısıyla cevap Adana seçeneği olmalıdır. Bu tepkime için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kimyasal tepkime deneyi ağırlığı ihmal edilen magnezyum elementi dijital terazide 3,6 gram. Şunun üstüne yazıyorum. 3,6 gram. Değer içindeki Mg elementi üzerine 10,8 gram HCl. Yazıyorum şuraya 10,8. Bakın tepkime denklemini de vermiş bana. Eklenmiştir. Bir süre sonra beher içinde yeni bir madde oluşurken dijital terazide 14,1 gram. Şimdi 3,6 ile 10,8'i toplarsak ne yapar? 14,4 gram yapar. Ama burada ne kadar madde oluşmuş? 14,1. Demek ki ne kadar gaz çıkmış? 0,3 gram. Buna göre diyor hangisi söylenemez? 0,3 gram hidrojen gazı açığa çıkmıştır. Çok net doğru. Tepkime denkleminde, kimyasal tepkime de gidenlerdeki madde miktarı ürünlere eşit olacak. Eşit olabilmesi için 0,3'ün gaz olarak çıkması lazım. Tepkime de atom cinsi korunur. Doğru. Mg, magnezyum klorür maddesinin kimyasal özelliği değişmiştir. Bu zaten ürün. Bu oluştu. Başka bir madde yok ki. Kimin kimyasal özelliği değişmiştir? Magnezyum ve hidroklorik asitin. Dolayısıyla bu hatalı. Mg elementiyle HCl çözeltisi yani hidroklorik asit çözeltisi kimyasal tepkime gerçekleştirmiş. Kimyasal özelliklerini kaybetmişlerdir. Doğrudur. Cevap Ceyhan seçeneği olmalıdır. Beşteyiz. Özellikler elementler ile eşleştirildiğinde hangi element açıkta kalmaktadır diyor. Grubundaki diğer elementlerden farklı kimyasal özellikler taşır. Kimdir o? X elementi değil mi? Kendi grubuna göre farklı taşır. Doğru. Aynı grupta bulunan elementlerdir. T ve Z'ye bakarsam aynı grupta. Atom numarası en büyük olan element K elementidir. Açıkta kalan hangisidir? Y elementi cevap adaydır. Çok kolay. Gelelim buna. Sadece anlatılan parçaya göre bilgilerinden hangilerine ulaşılabilir? Mutasyon bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir. Mutasyona sahip bir organizma ise mutant olarak adlandırılır. Koronavirüsler dahil tüm virüsler zamanla değişebilir. Görüyorum. Virüs mutasyona uğradığında ve enfekte etme durumunda değişimler meydana gelir. Diyor ki zamanla değişirse mutasyon geçiren bir hücre ya da canlı tekrar mutasyon geçirebilirmiş. Tüm virüsler diyor. Öylesi doğrudur. Virüsün bir hücreye bağlanma, o hücreye girme ve hücrede çoğalma yeteneği etkilenebilir. Şu an için COVID-19'a neden olan virüs ilk olarak Çin'de kendini gösteren virüsle aynı tür değildir. Yine bu birinci öncülüğe ulaşırım. Yeni bir çalışma virüsün insanlara daha bulaşıcı hale getirecek şekilde biraz değişime uğradığını göstermiştir. Orijinal koronavirüs türüyle karşılaştırıldığında 285 mutasyon tespit edilen virüs için hastalığın ağır geçmesi üzerinde önemli etkiye sahip olmadığı açıklandı. Ağır geçirme, hastalığı ağır geçme azaldı. 614G adı verilen yeni türle entegre olan kişiler daha şiddetli hasta olmasa da bu olumlu bir durum. Burun ve boğazlarında da daha yüksek viral yüklere sahip oldukları ve daha bulaşıcı oldukları görülmüştür. Bulaştırıcı oldukları görülmüştür. Daha şiddetli hasta olmasa da diyor.
Birinci öncü dolaştık. Zaten dedi ki virüslerin hepsi zamanla değişime uğruyorsa mutasyon geçiren bir hücre tekrar mutasyon geçirebilir. Mutasyonlar canlılar için her zaman zararlıdır. Yanlış. Bak görüyor muyuz? Şiddetli hasta olmayı azalttı. Üreme hücrelerinde görülen mutasyon kalıtsaldır. Üreme hücrelerinden hiç bahsetmedi. Dolayısıyla ulaşabildiğimiz öncü yalnız bir Adana seçeneğidir. Diğer sorudayız. 17. Verilen grafiklere göre hangileri doğrudur? X sıcaklıkları ve kütleleri eşit X ve Y katılara dikkat katı. Özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Bunlar başlangıçta katıymış. Neye dönüşecekler? Zamanlı sıvıya. Katı sıvıya dönüşecekler. İlk 30 derecelik sıcaklık artışı sırasında katılar eşit sağlamıştır. İlk 30 neresi? Bu 30 derece burada artıyor değil mi? 10 ile 40 derece arası 30. 10 ile 40, 30. 1'i 2 dakikada 2 dakikalık ısı ile 30 derece sıcaklık artışına sahip olurken diğeri 4 dakika. Demek ki eşit ısı almamışlar. Gitti. Eşit ısı alarak erime noktalarına ulaşmıştır. Sabit bölge erime noktasıdır. Peki bu erime noktasına kadar kaç dakikalık ısı alıyor? 4. Zamanı ısı olarak da düşünebilirdim. Y maddesi 4. dakikada erimeye başlıyor. O da 4. dakikaya kadar ısı aldığında eşit ısı alarak erime noktalarına ulaşmış oluyorlar. X'i de 4 dakikalık ısı aldıktan sonra erime noktasına ulaşıyor. Demek ki X'i için bu öncül doğrudur. Y katısının öz ısısı X katısının öz ısısından küçüktür. Öz ısı için nereye bakacaktık? Sıcaklık artışı tarafına. Katı burası. 4 dakikada kaç derece artmış? 10'dan 70'e 60 derece. 4 dakikada kaç derece artmış? 30 derece. Hangisi daha zor ısınmış? Tabii ki Y. O zaman C'ye Y'nin öz ısı X'in öz ısısından büyüktür. Y katısının öz ısı X'ten küçüktür demiş. Yanlıştır. Cevap yalnız 2. Bursa seçeneği olmalıdır. Devam ettik. Diğer sorumuz. 18. Bir çıkrık sorusu. Buna göre bu çıkrık düzeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Unutmuyordum. Çıkrık da neydi? Çıkrığın daha düzgün görünüş halini çizeyim ben. Şöyleydi değil mi? İşte bir kova bağlıydı aşağıya. Ben bu kolu ne tarafa döndürürsem diğer silindir de o tarafa döner. Bunu aşağı doğru çekersem yani bu tarafa dönerse bu da bu tarafa döner. Doğru. Dönüş yönleri aynıdır. X ve Y silindirlerinin dönüş sayısı aynıdır. Evet X'e birbirine bağlıdır. Yani bu kolu ben kaç tur çevirirsem bu silindir de o kadar döner. 5 tur çevirirsem 5 tur döner. Tur sayıları da aynıydı. Doğru. R azaltılırsa kuvvetten kazanç oranı artar. Çıkrıkta kuvvet kazancını nasıl buluyorduk? Büyük R bölü küçük R. Atıyorum biri 4 santim olsun, biri 2 santim olsun. Kuvvet kazancı 2 kat olur. R'yi azaltalım 2 değil de 1 olsun. 4 bölü 1'den kuvvet kazancı 4 kat olur. Dolayısıyla R azaltılırsa kuvvetten kazanç oranı artar. Doğru. Büyük R artırılırsa F kuvvetinin değeri artar demiş. Unutmuyordum bu silindir ne kadar büyükse kuvvet o kadar küçüktür. R büyük R yani şu silindirin büyüklüğü kuvveti azaltır. Dolayısıyla cevap Denizli olur. Denizli seçeneği yanlıştır. 19'dayız. Şekilde görülen ekoloji piramidine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Üreticilerden tüketiciye gideceğiz değil mi? Birinci üretici, birinci tüketici, ikinci tüketici, üçüncü tüketici diye gidecek. Bunun otçul, bunun da etçil olduğunu biliyorsunuz. Besin zincirinin ilk basamağı ekoloji piramidinin en altındaki üretici canlılardır. Doğru. Hangisi söylenemez diyordu. Yukarıdan aşağıya doğru canlıların biyolojik birikimi artmaktadır. Yanlış. Aşağıdan yukarıya biyolojik birikim artar. Gitti. Canlıların vücut büyüklüğü genellikle aşağıya doğru küçülür. Doğru. Ya da yukarıya doğru canlının vücut büyüklüğü genellikle artar. Tam tersi aşağıya doğru küçülür. Doğru. Canlı sayısı en alttaki basamakta daha fazladır. Yukarıya doğru azalır. Doğrudur. Cevap
Bursa seçeneği olmalı. Son sorudayız. Aşağıda sadece birinci zincirin nükleotit dizilişi bilinen bir DNA'nın kendini hatasız eşlemesi şematik olarak gösterilmiş. Verilen şekle göre hangileri bilinebilir? Adeninin karşısında timin, adenin, sitozin, guanin, adenini yazabilirim değil mi? Bilinebilir diyor. Bilirim. Ve o zaman ben K zincirini tamamlar, L'yi tamamlar. N'yi bilirsem M'yi de tamamlarım. Hatasız bir DNA modeli oluşturabilirim. DNA işlemesi. R zincirinin nükleotit dizilimini bilebilir miyim? Evet, ihtimal bilebilirim. Eşlenme sonucunda sitoplazmadan gelen timin nükleotit sayısı. Buradaki timin sayısını biliyorsam toplam timini, sitoplazmadan gelen timin sayısını da bilirim. 3 tane timin var. Eşlenme için 3 tane timine ihtiyacımız vardır. Eşlenme sonucunda oluşan bu DNA molekülündeki nükleotit sayısı, her bir nükleotidi sayarsanız DNA molekülündeki nükleotit sayısını da bilebilirsiniz. Dolayısıyla üçüne de ulaşabiliriz. Cevap Denizli seçeneği olur. Evet, bir deneme çözümünün daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen nerelere dikkat edeceğinizi unutmayın. Soruları çözerken lütfen üzerinde kalem oynatıp önemli yerlerin altını çiziniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.